Bugün giyişi ben yaptım çünkü bugün ablamlara ve arkadaşıma bir kışkırtma yapacağım. Sevgili şakası yapacağım. Birazdan İbrahim Yılmaz gelecek ve sanki sevgiliymişiz gibi ablamları ve arkadaşım Melih'i trolleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba İbrahim Bey. Nasılsın, ne haber? İyiyim, teşekkür ederim. Selam canım. Hoş geldin kanka. Oğlum nasıl yoruldun? Ne haber? Allah'ım. Kanka ben de çok özledim. İbrahim abi sen ne yapıyorsun? Ne haber? Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Aa, merhaba İbrahim Bey. Merhaba. Ver. Merhaba. Bayağıdır görüşmüyoruz. Evet ya. Nasıl iyi? İyiyim iyiyim. Cinkom niye geç kaldın? Canım haberim yok da bugün buluşmadan çünkü. Ne oldu? Yani neden bana haber vermeden buluştunuz? Ben niye dışlandım? Çünkü haber vermemiz gereken daha önemli bir konu var. Ne? Hani nerede? Geldik öyle işte. Ne? Sevgilin nerede? O gelmiyor mu? Ulan onu çağırdın beni. Abi sen nasılsın? İyi ben de be, ne yapalım işte öyle buluştuk. Abi videoları buluştuk. Görüyorum bu arada. Tamam. Gerçekten. Ya işte elimizden geleni. Çok acıktım. Nereye gidiyordun? Gideceğiz beraber tatlı yemeye ama öncesinde sana küçük bir info mu geçeceğiz, haber mi vereceğiz? Sürpriz. Ne? Sen mi söylersin? Yani fark etmez ama seni söylemen daha iyi olur. Ne oldu lan? Heyecanlandım İbrahim Bey. Ya önce sana söylemek istedim çünkü hani her şeyimi seninle paylaşıyorum. Evet. Niye buradayız? Niye gitmiyoruz bu arada? Gideceğiz birazdan beraber yemek yiyeceğiz. Zaten bu da tanışma yemeği olacak. Kiminle? Sevgilimle. Hadi kanka alalım o zaman da. Çok acıktım. Kanka sevgilim. Zaten. Tamam. Hazır mısın? Evet. Bizim İbrahim'le kısa zamandır bir ilişkimiz var. Dört aydır İbrahim'le birlikteyiz. Dört aydır. Dört aydır niye söylemedin bize bunu? Kanka çünkü... Tuba'nın haberi var mı? Sevgilimle ablamın tanışma yemeği. Sevgilin kim? Sence? Kuşum ben bunu yer miyim? Evleniyoruz diyormuş. Canım neden? Yemem yani, biliyorum bir şey olmadığını aranızda. Nerede kameranız? Yani kamera mı var? Bak. İbrahim abi. Hı? Kaç yaşındasın? 34. İstanbul plakasıyım. Hı. İyi. Nereye gidiyoruz? Umursamazlık seviye. Yani bir yorum yapmayacak mısın? Bizim uzun zamandır, bayağıdır da yani böyle bir 6-7 aydır falan bir birlikteliğimiz var. Hiç inandırıcı gelmiyor şu an. Yani ben... 6-7 aydır. Evet. 6-7 aydır İbrahim Bey'le birlikteliğim var. Bence yaş farkı çok normal yani. Kadınla erkek arasındaki yaş farkını ben... Yani 14 yaş falan var aramızda. Erkekler geç olgunlaşıyor. Tekrar tanışalım o zaman enişte. Görüştüğüm kişi var diyordun sürekli. Ben evet. Miyim o? Öyle bir şey olsa anlarım, salak değilim yani. Kaç yaşında insanım. Aranızda öyle bir şey olsa anlamaz mıyım? Nerede tanıştınız? Sosyal medyadan mı? Ya zaten tanışıktık, arkadaştık. Öyle yani. Allah Allah. Anlaştık falan. Ama yakıştığımızı çok söylüyorlar yani. Evet ya. Evet, yani yakışıyorsunuz, doğru. Ciddi yani. Evet. Yanlış anlaşılmak istemiyorum İbrahim Bey şimdi. Yok, problem olarak gördüğümden değil. Şaşırdım çünkü hiç öyle bir vibe almadım. Hiç tamam demiyorum. İşte gizli tutmaya çalıştığım için daha öncesinde sana hiç belli etmedim sana değil. Neden bu kadar gizledin 6-7 ay? Acaba siz mi istemediniz konuşmayı falan? Çünkü yavrum bu tarz şeyleri benimle paylaşır ya, her zaman. Ben hiç karışmadım. Aynen öyle. Benim hiçbir şey demedim bile. Kendi almış olduğum bir karar. Zaten arkadaşlarım biliyor. Ne oldu? Çok susadım. Çok susadım, deli gibi susadım. Teşekkür Aslında. Ederim. Diyorum ki beraber tanışma yemeği yiyelim bugün. Olur, yeriz. Hem biraz daha tanışırsınız. Olur. Sevgilimle. Ben tam... Güzel. Yani tamam. Niye beklemiyor muydu o kadar? Ya yok yok bekliyordum. Yani ama sanki ama biraz... Benim mi beklemiyordum? Evet, şaşırdım biraz. Neden? Bence ortak çok özelliğimiz var, bakış açımız. Yaşama dair birçok ortak özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Maddi durumu falan da gayet yerinde.
güzel. Yani siz anlaşıyorsanız sıkıntı yok. Anlaşıyoruz tabii ki. Yani kısa zamandır olmasına rağmen ilişkimiz çok mutluyuz değil mi aşkım? Yani hayatım ben zaten... Yani ben gerçekten söylüyorum hani 20 yaşında biriyle çıktığımı hiçbir zaman düşünmedim. Yani yani gerçekten aynı yaşıtımla beraberim yani. Hep onu bana hep hissettirdi yani. Bu benim için çok önemli. Çocuk ruhlusunuz o zaman biraz. Ben çocuk ruhlu değilim, o olgun ruhlu bence. Yağmur. Yani... Neyse bu en azından öbürleri gibi fesat çıkmadı. Aynen öyle. Öbürleri? Tuvalamla da tanıştırdım. Melih'le de. Birkaç arkadaşımla daha tanıştıracağım. Yani çok gereksiz saçma tepkiler verdiler. Hangi arkadaşlarım biliyor? Deniz'le Sinem. Bu mu arkadaşın? Hepsi 3 yaşında. Yani şu an ben kızmadım ama onların bilip benim bilmemem çok saçma değil mi? Yani en azından yani, ona göre davranırdım. Hayır bütün şöyle sosyal medyaya... ablamla konuşacağım konu var, ablamla konuşmayacağım konu ben var. Ben her şeyi konuşursun sen. Neyse tamam, o yüzden zaten şu an seni çağırdım. Burada tartışmayalım da bunu. Bence onu sosyal medyadakiler anlamıyor. Birebirdeki ona yakın olan insanlar onu anlayabilir. Olgun. Biz yeterince yakın değil miyiz Yağmur? Gerçi bizim yanımızda yani ben çocuksun. Olgun bir insan değil miyim? Ya olgun bir insansın tabii de. İbrahim aşkım da zaten hani tanıdığı için beni. Süper o zaman yani. Anlaşamasaydık olmazdık zaten tabii değil mi? Tabii canım ya bana da bir şey demek düşmüyor. Çok mutlu oldum tanıştığıma. Çok mutlu olduğun gibi gelmedi de. Ya sosyal medyaya sakladığın sevgilin İbrahim sonuçta... Bey miydi? Sosyal medyaya diyordun ya sürekli ünlü Esmer. Ya o konu eski zaten. Daha güzel bir kafede oturarak daha ciddi konuşabilirdik. O da biraz saçma geldi. İlla kafede oturup bir şey içmek istiyorsanız ben gider kahveler alır gelirim. O yani estağfurullah ondan. Sıcaklık yani. Verecekse kahve. Ya ben ondan demedim. Aşkım sen o zaman bize neli istersin? Sade. Ben de filtre kahve alır mısın? Zaten kafe yakın. Tamam o zaman sade, sade kahve filtre, filtre kahve. Filtre aynen. Tamam hayatım ben alıp geliyorum. Tamam bekliyorum aşkım. Tamam. Yo canım mutlu oldum. Kanka mutlu olmuş gibi değilsin. Ya açım diyorum. Kararsız gibi sen. Yok yok açım diyor öyle ya. Olur mu öyle şeyler? Açım diyor sen. Öncesine bir kahve içelim mi o zaman? Olur içeriz. Hayatım sen istersen bize... Kahve mi alayım? Tamam. Neli istersin kanka? Ben su alayım sadece. Su? Ben filtre alırım. Filtre bir su alıp yiyeyim. Sen de sanki önceden biliyormuşsun gibi böyle. Sen de dünden razıymışsın gibi geldi. Olsa da olur, olmasa da olur. Nereye gidecektik biz bu arada? Ama hani bu önemli bir şey değil mi yani? Hiç yani. Sonuçta bir aile yani oluyoruz ya. Aile mi oluyoruz? Şey yani aile oluyoruz derken. Yani. Sevgili o. Öyle yani. Böyle atıyorum direkt. Canım sevgili. İbrahim Bey paylaşayım mı? Bu arada ne içiyorsun Özlem abla? Özlem abla bir şey içiyor musun? Özlem abla kahve içiyor musun? Yok ben içmiyorum ya. Tamam o zaman. O zaman ben ikimiz bizi alın gelin hayatım. Biliyorsun nasıl içtiğimi. Evet. Bir şey diyeceğim. Bana dön. Ciddi misin? Evet. Çıkıyorsunuz İbrahim Bey'le 6-7 aydır. Evet. Ne bu asabiyet? Senin tavırlar... Ya normal bir şey bu. Ben saçma tepki veriyorum değil mi? Normal. Sizin İbrahim Bey'le çıkıyor olmanız. Camı kapat. Annenin haberi var. Kanka üşü. Ne yapıyorsun? Kaç yaşında adam Yağmur? Ben yemek yemek yemem. Kanka ne alaka yemekle İbrahim? Kaç yaşında adam? Kanka sevgilimi beğenmedin diye yemek mi yemeyeceğiz? Yağmur sevgilim deyip durma bana sinirim. Bozma. Ama sevgili. Yağmur başka birini bulamadın mı? Kanka ya. Çok zengin. Hayır bir zengin olmasın. Yani aşığım ama de zengin. Aşıksın. Ha arabasını görmüyor musun? Bu arada 34 yaşında falan değil bu arada. 34 yaşında. 40 falan var yalan ya, söylüyorum. Ya yalan mı söyle? Sevgilime yalancı demezsen sevinirim. Abi şaka mı bu? Yağmur fotoğrafımı çek aşkım bugün lütfen. Hatta şurada şimdi çek bir tane benim. Özlem abla. Hı. Sevgilim. Tamam. Nişanlanıyorum. Ah. Tut. Yani beraber kaç kere buluştuk? Ben, sen, İbrahim tanıyorsun. Nasıl bir insan İbrahim Bey biliyorsun? Diyordun daha dün. çünkü anlama diye diyordum neden diye. Bu kadar anlamamamı niye şey yaptınız? 6-7 aydır çıkıyorsan 6-7 aydır insan bir söz. Şöyle insan ki bir, çünkü. Bir dakika fikir almaz mı insan bir? Abla biz hiç mi sana garip gelmedi İbrahim Bey'le aranızda bir şey olma yolunda ilerlerken bir şeyler garip gelmedi mi? Ne sana? Garip gelebilir ki? Ne tam olarak problem? Tanıyorum nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Parası var. Maddi parası durumu var. İyi. Maddi durumu iyi. Bir şey diyeceğim. Tuba'nın haberi var mı? Vereceğim haber. Haberi yok daha. Vereceğim ne demek? Abi inanamıyorum ya. Bak. Şey diyeceğim ayrıl. Kanka ayrıl, dedim. Ayrılmasan anneme söylerim. Gerçekten annene söylerim Yağmur saçmalama. Kanka anneme söylemekle mi tehdit ediyorsun evet. Beni? O olamaz çok.
Manyak mısın? Bir şey diyeceğim, bana bak bakayım. Sen ciddisin. Kanka bunun şakası mı olur? Bilmiyorum ya bu şu an. Neyi bilmiyorsun kanka? Sevgilim, saygı duymak zorundasın. Sevgilim deyip durma şu adamı, sinirimi bozma. Sevgilim ama. Abi sevgilim değil. Sevgilim. Deli misin sevgilim? 4 ay. Beraber kalıyoruz. 4 aydır sevgilin. 4 beraber aydır kalıyoruz mu? Evet kanka, niye? Ne? Canım bir şey diyorum Özlem abla. Ver. Söyle. Bir şey diyorum. Ne? Sevgilim. Allah kabul etsin. Mutlu Mesut oğlunu ver telefonuna. Canım telefonumu alabilir miyim? Özlem abla, nişanlanıyorum. Arabasında oturuyoruz. Kaç milyonluk arabasında oturuyoruz. Sen seviyor musun peki? Bir şey hissediyor musun? Seviyorum. Sevmesem neden sevgili olayım? Zengin, yakışıklı, ünlü. Arabasına bak, kaç milyonluk. Yani birazcık mantıklı olur musun? Ben... Daha bu kadar zengin bir insan nereden bulayım ben? Senin için ön plan şu an parası galiba. Ben ya görmüyor musun? Bindiğimiz arabayı görmüyor musun? Ne kadar zengin olduğunu bilmiyor musun? Para mı her şey? Yani sen para, her şey para demiyorum. Çok zengin yani. Her şey para demiyorsun, çok zengin ama. Bak, senin hatırın için böyle duruyorum ama gülesim geliyor. O kadar abartıyorsun ki. Yani ben... Yağmur kendine Yağmur kendine gel. 34 yaşında adam. 40. Bence 40 da. 40 değil. Niye yalan söylüyorsun kanka? Beni mi döveceksin? Döveceğim tabii. Bak ben dövmezsem tut boyudur. Kanka o! Sevgilime şikayet ederim. Beni eve götürün. Bana şiddet uygulama. Lütfen beni eve götürün. Ben adamın yüzüne baktıkça gülesim geliyor. Tamam aşkım, nişanlan. Bana dününü söyle, ben seni hazırlayacağım nişana. Ya ne bu hareketler? Ne? Diye sevgilim diyorum. Bir şey diyeceğim, telefonu ver, cevaplayacağım. Tamam. Sevgilim İbrahim. Bir çek dedim sana. İbrahim abi, yani sevgilin. Tamam. Ya! İnanmadım. Aklını kullansana, mal mısın? Ne tanıyorsun sen yani. Aklını kullan derken? Yani ben birazcık mantık... Parası var diye. Mantıklı düşün, ne annemin kadar... Annemin haberi var mı babamın ya da parası için İbrahim Bey'le birlikte olduğunu? Parası için nereden çıkardın? Sen olsan senin söylediklerinden ne çıkarırdın? Milyonluk arabadasın ya. Ya ne? Ben zaten ne seviyorum. Ne zannediyorsun? Ben... Sen Yıldız Argun musun? Ne senin bu? Halit mi? Ay bir şey Argun mu? Halit Argun mu? Şu an gerçekten sinirleniyorum. Yani gerçekten... Çaktırma. Hani adam geliyor. İnşallah bunları duyar. Adam geliyor ya. Kaç gündür... Kaç... Duyar da sen mi rezil olursun? Ben mi dedim bunları? Ben mi diyorum? Kes ya. Konuşma. Ne rezil olacak, ne dedim? Rezil olacak ne dedim, söyler misin? Benlik bir problem yok. Para için birlikte olmak ne demek? Yani biçim laflar söylüyorsun ya. Bunu evde konuşacağız. Kes sesini. Neyi konuşacağız? Konuşalım. Kahveler geldi. Hava çok iyi ya, yalnız söyleyeyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayatım. Afiyet olsun canım. Sen su istemişsin. Evet, evet. Diyorum ki bu yeni açılan yer vardı ya. Orada yiyelim bence yemeği. Ya benim işim çıktı ya Annem aradı. Aramadı. Aramadı kanka anne. Mesaj attı. Ama ben söylemedim. Aradı sana. Dedin. Yani tamam. Nereye gidiyoruz? Gelmek istemiyor. Yok. Yani sanki istemiyor gibi. Hayır. Sıkıntı yok. Sen geliyorum. Gittikten sonra neler dediğini bir duysan var ya. Benim hakkımda. Senin hakkında, ilişkimiz hakkında. Ne dedim yani? Ben birazcık şöyle görüyorum insanları. İnsanlar da böyle sanki başkasına yakın olduğunda sanki onu kaybedecekmiş gibi böyle bir kıskanma hissi mi oluyor? Yani galiba... Bana öyle geldi yani. Hayır tabii ki de, hayır. Herhalde... İç dünyasında var yani. Hayır, alakası bile yok. Galiba beni senden kıskandı yani. Alakası bile yok. Yağmur, benim öyle bir insan olduğumu düşünüyorsan... Yani sonuçta biliyorsun aşkımızın ne kadar büyük olduğunu. Konuş. İster istemez oluyor çünkü kıskançlık yani. Baksana hani. Yani tamam, kıskançlık olabilir ama Yağmur'u kıskanıyor gibi bir çabam yok. Yani ben Yağmur'u kıskanıyormuş gibi değil de böyle sanki beni kıskanıyormuş gibi geldi birazcık da. Seni mi kıskanacağım? Yani şöyle, benim açımdan onunla olmamı kıskanıyorsun yani. Alakası bile yok bu arada. Yani ben sadece arkadaşım için, onun için sağlıklı düşünmeye çalışıyorum. O şu an sağlıklı düşünemiyor. Sağlıklı düşünemiyor. Çünkü onu... o yüzden. Sağlıklı düşünemeyecek ne var burada kanka? Bu inanmadı ya. Merhabalar. Nasıl inanmadı? İnanmadı ya. Yani niye inanayım? Nasıl inanayım derken niye yalan söylüyorum ki? Nasıl inanmadı değil. Olamaz mı yani? Olamaz tabii ki de İbrahim Bey. Niye olsun? Niye ben güçlü, kuvvetli, sağlam. Haşingatlar. Size lafım yok ama bu çok küçük. Aşkım. Efendim. Senin yüzün asık ya. Bir şey mi oldu ben yokken? Yok, bir şey olmadı. Bu kız çünkü böyle o kadar saf seviyor ki beni var ya gerçekten. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yani o saflığı çok hissediyorum. Gerçekten. Yanlış mı hissediyorum bilmiyorum ama. Öyle tabii ki.
Çok aşığım sana. İster istemez içinde senin böyle bu kıskançlık konu çok gibi. Böyle ha. Ama çok belli ediyor yani. Gerçekten aşırı ben belli. De çözmeye ya, çalışıyorum, çözmeye çalışıyorum. Çok kırıcı oluyorsun. Alakasız değil. Abi senin yaşın kaç? Yaşım bence çok ideal. 34 bence yaş. Bence hiç ideal falan değil. Ya yaşı bahane edip durma Melih. Kıskandım neyi de. Neyi bahane edeceğim ya? Kıskandım de. Okey. Kıskandın mı? Çünkü 34 yaş yani 20 yaş 14 yaş bence. Yağmur 21 yaşında değil. Yağmur yalan söylüyor. Yağmur 18 yaşında. Ay bu kadar da kanka ben senin bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen bana geldiğinde doğum günündeydi. Ben de doğum gününü kutladık. Tamam. 18'e girdiğimi söyledim. Tamam neden sen de doğum gününde olduğumu vurguluyorsun ki mesela? Aramızı açmak için mi? İkiniz miydiniz sadece? Yok ablam da vardı. Başka erkek ama var mı? Ama ikimiz kutladık. Yok, evet. Yoktu. Evet ikimiz kutladık. Kanka aramızı açmaya çalıştığının farkında mısın? Evet ikimiz kutladık. Yağmurla. İkimiz falan değildik. Videolar falan yo, var. Yağmur ikimizdik. TikTok'ta yayın açtık. Tuğba yoktu. Tuğba ablam da vardı. Yayın açtık o gün o aşkım. O gün yoktu. Yalan söylüyor tamamen. Yalan şu anda seni gerçekten kışkırtmaya çalışıyor ve ben alakası aşırı yok. Sinirlendim. Tamam beni evime bırakın o zaman. Ben gideyim. Daha fazla aramıza ben girmemiş olurum. Yani böyle kaçamazsın. Aşığız birbirimize diyorum. Niye anlamıyoruz? Baksana şuna ya. Hani ya yüzünden belli değil mi saflığı? Baksana. Şakaydı. Siz ciddi misiniz ya? Ciddi olmasam herhalde ben şu anda burada beraber plan yapalım. Şu an işte arkadaşlarımıza söyleyelim. Beraber program yapalım demem ki. Ama ben bu arada ilk defa böyle bir arkadaşınla karşılaşıyorum. Senin sana yakın olan birini. Kusura bakma gerçekten. Bu kadar beklemiyordum yani. Hani çünkü o kadar çok belli ediyor ki fesatlığını. Hani her şeyi kıskanıyormuş gibi böyle. Lütfen ben iniyorum. Yani... Aşkım kusura bakma gerçekten ben böyle bir... Ben bir şey diyeceğim gerçekten yani bence ne var ya en çok da kıskandığı şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Bizim başarılı olacağımızı kıskandığın o kadar belli oluyor ki. Birlikte beraber evet, çok başarılı olacağım. Bu arada istediğinizi yapabilirsiniz ama beni ilgilendirmiyor. Yarın seni annene de söyleyeceğim, ablana da söyleyeceğim. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Fesat bu arada değilim. Fesat bence size. Fesat olmasan ben bu kadar yapmazdın yani. Ulaşamam. Kanka yani... Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Yani... Bir de şoför, özel şoförlüğünü yapacağım böyle aynen. Bir insan. Aynen. Kapıyı açtırıyor bir de inanamıyorum gerçekten. Kapıyı açamıyorum. Açabilsem inerdim zaten. Kanka. Bir daha benimle konuşma. Kanka. Hayatında Tesla'ya binmemiş. Yani bence yaş farkını aramızda 14 yaş var. Onun da zekası tamamlıyor. Gerçekten tamamlıyor. O olgunluk olmasa gerçekten bakmam ben. İbrahim Bey telefonumu verebilir misin? Söyler misiniz? Hala onda. Ya çok salaksın ya. Allah kahretsin. Tam kamera neredeydi? Bana söyleyin selam verin. ÖFC'ye. Biliyor musunuz ÖFC ne? ÖFC ne? Özlem Erol fan club. Şaka mıydı İbrahim Bey? Kamera nerede? Allah'ın cezası. Gizli. Tesla'sı çok büyük ya. Gizli koyabildik. Elim ayağım titriyor. Ben ve neler dedi arkamızdan. Dedim ki bu kız böyle biri değil. Arkamdan kötü mü konuştu? Yok yani dedik işte. Parası için. Şok oldum elim ayağım titriyor. Böyle şakalar yapma bana. Bir de ben neden inandım biliyor musun? İbrahim Bey çok iyi oynuyor dedim. Hayır, inceliyorum doğru mu değil mi anlamaya çalışıyorum. Yani. Allah korusun çok korktum. Yani şeyden ne? Ondan değil. Şey dedi ya parası var dedi ya ondan. Ama ben neler diyorum diyorum ya. Kaç milyon TL'lik arabaya biniyorsun bilmiyor musun? Böyle bir insan değil. Ben çok korktum gerçekten. Var. Ha şey olarak sen ikimizin arasında bir şey olacağından korkmadın da. Aynen. Korktuğun ben... şey. Kardeşinin öyle konuşuyor olması. Evet ha. Sizin paranız için. Sizin para avcısı olduğum için sizinle olmuş. Ha anladım. Aynen. O niyetle. Allah'ım ya deli. Ben beni yapmayın. Nerede kamera söyle. Bence sen YFC'ye selam ver. Nerede kamera? Kamera zaten bu Tesla'nın her tarafında zaten kamera. Bir de kamera yokmuş gerçekmiş. Zaten Tesla'nın içinde var bak buralarda her yerde kamera bu var. Bu Tesla çok zengin bir araba. Zengin. İbrahim Bey zengin dedi. Zengin bir araba dedi haberiniz olsun. Kardeşi yani. Varmış bak dün ne diyor. Ne? Kaç çok yaşında? Yaş farkının bence önemi yok. Bence de. Tamam yok. Zeka. Sizin kadar zenginse yok. Benim kaç kardeşim yaşında? Benim kadar olması lazım. Sizin kadar. 30 yaşında o da. Tamam yok fazla. Ama arabası evi varsa güzel bir. Mercedes'i var. o da. Tamam okey çifte düğün yaparız. Tamam ben hazırım istiyorum. Ama işin kötü tarafı kardeşim evli. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler.
Ona da okey misin? Tamam. Ona da okeyim. Lütfen nereye gideceksek gidelim. Ben kamerayı bulamadım. Bak, bizim aramızdaki yaş farkına kızıyor. Kendisi evli adamı kabul etti. Harbiden ya, parası var diye. Bu nasıl bir para hocam? God Digger oldu. Bele gel. Bir de bizi ne geleceğim ya? Saçmalamayın. Gel bir şey diyeceğim. Abi fesat mesaj yapıyorsun. Gel bir şey diyeceğim. Bir gelsene. Yeter. Tamam bir gel. Sakin ol. Gel buraya. Gel. Abi gerçekten. Tamam bir gel. Abi çok ayıp yapıyorsunuz. Gerçekten konuşmayacağım. Şaka kanka, YouTube videosu. Şaka mı yani bu şu an? Kamera. Abi inanmıyorum ben. Bu arada anlamış olduk seni de. Hayır. Senin ne kadar kıskanç olduğunu şey... anladık bile. Hayır ya, saçmalamayın, öyle bir şey yok. Ben sadece hani bir an şeyi beklemiyordum. Abi inanmıyorum. Ateşim çıktı. Kanka ne bu kadar seni geren? Bana da çok karizmatik tarsın marsın diyordu. Hepsi demek ki yalanmış. Demek ki. Bu arada sizi çok seviyorum. Şu... Videolarınızı beğeniyorum falan. Yani takip bile ediyorum. Lan beğenenler bize böyle yapıyorsa bizim bir gerçekten çok ilişkimize böyle davranacaksa yarın bir gün gerçek olsa. Hayır canım, seviyorum bunun olmasa... öyle şey ya. Gerçekten çok seviyorum. Yani işte biz ne kadar sevdiğini anlamış olduk ya, gerçekten. Aşırı. Videolarınızı falan yani seviyorum abi, olur mu öyle şey? Ya öyle bir şey, bir an öyle bir durumun içine girince şey yaptım. Hala şu an... Peki yaşım benim iyi mi? Tabii canım yani. Gençsiniz. Çok... Hayır, yaşınızı da gösteriyorsunuz aynı zamanda. Göstermeyen demen gerekmiyor muydu ya? Peki gerçekten yani sevgili olsun. Daha genç de duruyorsunuz tabii. Gerçekten şöyle sevgili mi olsak ne dersin? İstemeyecekmiş yani, yok. Şimdi sormana gerek mi var? Karşılardım. O kadar anlayışlı ki. Anlayışla karşılardım tabii. İbrahim. Ne kadar iyi bir insanmış ya. Ben şu an hala neye uğradığımı şaşırıyorum. Hatta bunca iyiliği yıllardır bendeysen yapıyormuşsun gibi şu an. İnanmıyorum. Yok, öyle olması gerekiyor. İstemiyormuş demek ki. Ben bak şu an çok sıcak bastı. Biz onu anladık. Melih bizim ilişkiyi istemiyor. Hayır canım, her zaman böyle bir şey olursa eğer sıkıntı olmaz yani. Desteklermiş. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımızı trolledik. Ne düşünüyorsun? Evet vallahi çok güzeldi. Ya kimin ne olduğunu anlamış oldum ben de. Çünkü sonuçta herkesle bir diyaloğum da var benim. Kesinlikle. En azından iyi insanları bugün anlamıyorum. Aynen öyle. Herkesin gerçek yüzünü gördük. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya kaç like gelsin? 100 bin. Bu videoya 100 bin like gelirse... Ben takla atacağım. Süper. Tamam o zaman like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz.